Allah aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itirar-ı dar vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşebbenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu civarlarda metfumundan evliya, ulema, sulaha, şüveden müminatın bu cami-i şerif yaptıranların bugüne kadar gelmesini emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzelan eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müsliminin tüm geçmişlerimize ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Semenül cenne, cennetin değeri, bedeli, La ilahe illallah, La ilahe illallah kelimesidir. Bu kelimeyi kalben tasdik ederek diliyle söylemektir. Bu kelime Allah'ın en sevdiği kelimedir. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, allimni şey'en bihi ezkuruke bihi ve ed'uke bihi. Ya Rabbi, bana lütfettin, hitap etti. Kelimullah derler Musa aleyhisselama. Allah'ın konuştuğu peygamber. İsa ruhullah, Adem safiyullah, evet, Muhammed habibullah, Musa kelimullah. Tur dağında Allah ona hitap ettiği için kelimullah. İşte bana böyle bir şerefi verdin ya Rabbi. Bana bir dua et, bir zikir tarif et. Ben onunla seni gece gündüz zikredeyim, tesbih edeyim. Kâle Allahu Teala ya Musa kul la ilahe illallah. Allah Zülcelal Hazretleri ona buyurmuş ki la ilahe illallah de Musa. Kâle ya Rabbi kullu ibadik yekul hâze. Ya Rabbi bunu her kulun söylüyor. Bunu söylemeye zaten mümin olamaz. Ben bana özel, bana has, bana özgü bir dua istedim, zikir istedim bu diye cevap vermiş. Kale kul la ilahe illallah. Musa la ilahe illallah de. Allah öyle buyurmuş. Kale la ilahe illa ente. La ilahe senden başka hiçbir ilah yok demiş Musa aleyhisselam. İnnemâ üridü şeyen yahussuni bihi. Ben bana mahsus, bana özgü bir şey söylemeni kastetmiştim ya Rabbi. Kimsenin söylemediği, çünkü bana kimseye hitap etmediğin halde bana hitap ettin. Bana böyle özgü bir şey verdin. Ben de böyle bir, bana özgü bir zikir söylemeni kastetmiştim. Kale, ya Musa lev enne semavati seb'a ve amerehunne gayri vela vel eradine seb'a ve da'ana fi keffe. Ve la ilahe illallah fi keffetin lemalet bihinne la ilahe illallah. Ya Musa, yedi kat sema ve içindekiler, yedi kat arz ve ondakiler terazinin bir kafını bir kefesine konsa, la ilahe illallah da bir kefesine konsa, la ilahe illallah ağır gelir. Bu öyle bir kelimedir. Benim en çok sevdiğim kelime de budur. Onun için sen gece gündüz la ilahe illallah de buyurmuş. Evet, la ilahe illallah kelimesini Allah'ın en çok sevdiği kelime. Bunu burada da beyan edildiği gibi, Efendimiz'in söylediği gibi tasdik edip söyleyen, mümin olan cennete girecek. Evet, yani bu imanını bozmadan giren günahkarsa, eğer affa uğramazsa, mutlaka o günahı kadar cehenneme girse de eninde sonunda mutlaka cennete girecek. Cehenneme girse de günahı kadar affa uğramamışsa eğer mutlaka cennete girecek. Evet, cennetin bedeli la ilahe illallah'tır. Ya Musa bunu söyle diyor. Onun için bizler de bu kelimeyi elhamdülillah demeyi Allah bizim mazhar kılmış, bunu nasip etmiş, söylüyoruz. Öyleyse bu kelimeyi gereğini yaparak Allah'a inancımızı her safhada göstermeliyiz. Bu kelimenin masadakından gösterdiği şeylerden ayrı olmamalıyız.
Her zaman bunu söylemeliyiz. Efendimiz de bir kimsenin ilk sözü la ilahe illallah, son sözü la ilahe illallah olsa, 1000 yıl yaşasa sorgu yok ona diyor. Onun için biz elhamdülillah atalarımız çocuk doğduğu zaman kulağına sağ kulağına ezan okuruz ki onda eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü vardır. Sol kulağına kamet getiririz, güzel at koyarız. Evet, bir de işte ilk sözümüz bu. Son sözümüz de Allah nasip etsin bütün bizlere ve ümmeti Muhammed'e. La ilahe illallah olursa 1000 yıl yaşasa sorgu yok diyor Peygamberimiz. Buna muvaffak olmak için dilimizi buna kırmak lazım, alıştırmak lazım. Onun için günde en az la ilahe illallah Muhammed Resulullah 100 defa söylemek lazım. Ayrıca sevindiğimiz zaman la ilahe illallah, telaşlandığımız zaman la ilahe illallah, öfkelendiğimiz zaman la ilahe illallah, bunaldığımız zaman la ilahe illallah. Yani her durumda ağzımız buna alışmalı, ağzımızdan bu kelime çıkmalı ki ruhumuzu teslim ederken biliyorsunuz zemheride adamı soğuk soğuk terletiyorlar. Zor ölüm anı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ölüm zorluğundan, sıkıntısından sana sığınırım, bize öyle dua edin diyor. Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevt. Allah'ım beni sekerat-ı mevti kolaylaştır. O sıkıntıları da kolaylaştır. Bu duayı bize öğretiyor. Bunu sabah akşam söylemek lazım. İşte o zaman sıkıldığımız zaman bile, canımız yandığı zaman bile dilimiz buna alıştığı için la ilahe illallah der de ruhumuzu teslim edersek böyle bir müjde var. Bu kelimeyi gece gündüz devam etmek lazım. Devam etmek lazım. Bütün semalar, yeryüzü, yerler bir kefes konsa, bu kelime bir kefesini konsa diyor Peygamberimiz, bu la ilahe illallah onlardan ağır gelir. Onlardan ağır gelir. Evet, cennetin bedeli la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah tabii bu kelimenin altı buna dahil. Bugün iman kelimesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Yani la ilahe illallah İsa Ruhullah. La ilahe illallah Musa Kelimullah yahut da Musa Nebiyullah, İsa Nebiyullah dese, Allah bir, İsa peygamber, Allah bir, Musa peygamber dese bile bu geçerli değil. Şimdi eski kitaplar yürürlükten kaldırıldı. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan var. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'a göre Allah'ın emri de İman etmek için la ilahe illallah Muhammed Resul demek şarttır. Muhammed Aleyhisselam getirdiklerine eksiksiz, tereddütsüz iman etmek şarttır. Bu kelimeyi dinimiz bu emrini yerine getirerek dilimizi alıştırmalıyız. Alıştırmalıyız. Evet. Cennetin bedeli la ilahe illallah. Evet. Ve semenün ni'me, Allah'ın nimetleri sayısız. Ben tuhsuha, evet, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksak sayamayız. O kadar çok nimetleri var. Nimetlerin bedeli de elhamdülillah. Nimete erdik mi? Evet. Besmele ile su, besmele ile yemek ye, iç. Ama doyunca, kanınca elhamdülillah de. Evet. Bir nimete erince elhamdülillah de. Mutlaka o nimeti veren Allah, onun bedeli de elhamdülillah. Elhamdülillah dersen ödemiş olursun. Gene bir hadis-i şerifte men kâle subhanallahil azim ve bihamdihi, bir kimse azamet sahibi Allah'ı tesbih ederim, noksanlı sıfatlardan tenzih ederim, onda noksanlık yoktur ve bihamdihi ona hamd ederim dese, evet dese, böyle söylese varaset lehu nakletün fil cennet, cennette ona bir hurma ağacı dikilir, bir hurma ağacı hazırlanır. Evet, her söyleyişinde böyledir, her söyleyişinde böyledir. Evet, Subhanallahi ve bihamdihi 100 defa söylese deniz köpüğü kadar günahı olsa affedilir hadis-i şerife göre. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim, bir kimse böyle söylese bu kelime Allah katında çok makbul. Terazide, mizanların ölçüğü terazide sevabı çok ağır. Söylemesi kolay bir kelimedir. Onun için Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah azim deyin
buyuruyor Peygamberimiz bir hadis-i şerifte. Bir hadis-i şerifte de buna bir ilave daha var. Sübhanallah ve bihamdi sübhanallahil azim ve bihamdi estağfurullah. Dilimiz bunlara alıştırmalıyız. Böyle söyleyince cennette her seferinde ona bir gareset lehul nahle fil cennet, cennette bir ağaç dikilir ona, kendisine. Evet, bu hadis-i şerifi Hasan-ı Basri Hazretlerinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Semenül harisa, çalınan koyun aslında gece çalınan koyun. Ama tüm çalınanlar haram işlendiği için, haram bir fiille elde edildiği için gece çalınan koyunun bedeli haramın haramdır. Evet. Bütün çalınanlar da böyledir. Gece, gündüz. Burada daha çok gece, hırsızlar daha çok gece yakalanmamak için, gece yaptığı için gece söylenmiş. Evet, gece de gündüz çalınanların bedeli haramdır. Evet. Bu haramdi gayrihidir. Koyunun, çalınan koyunun yenmesi haramdi gayri ne demek? Aslında koyun eti helaldir, yenebilir. Ama çalındığı için o çalınmadan dolayı ona haramlık ulaştı. Haram li gayrihi. Bir de haram li aynihi var. Ne demek? Domuz mesela. Haram, kendisi pis. Çalsan da çalmasan da pis, yenmez. Evet, leş yenmez. Pislik yenmez. Yenmeyen hayvanlar sayılmış Peygamberimiz tarafından. Bunlar yenmez. Onlar haram li aynihidir. Bu koyun, haram çalınan koyun haram li gayrihi. Allah'ın yasak emri çiğneyerek elde edildiği için haram olmuştur. Aslında koyun eti yenir. Tabii besmele çekilerek kesilmek suretiyle, helal yolla kesilmek suretiyle. Evet, aslında değerli maldır. Yani parayla alınıp satılır ve yenebilir. Ama domuz, şarap alınıp satılmaz, değerli mal değildir. Domuz satan dinimize göre, şarap satan adam karşılıklı para almıştır. Aldığı para haramdır. Dinimize göre böyledir. Buna işte para eden, dince kıymetli olan mallara mal mutekavvem derler. Evet, bu öyle değildir. Değeri yoktur domuzun, şarabın. Evet, ama asıl koyun aslında mal mutekavvemdir, değerli maldır. Fakat çalındığı için haram olur. Evet, geceleyin çalınan koyun değeri haramdır. Ve eklühe haramın, onu yemek de keza haramdır. Ahmed ibn Hanbel, Ebu Hureyre. Çalınan tüm mallar böyledir. Başkasının malını yemektir. Evet. Bu çalınmış mallardan korunmak lazım. Başkasının malını gayrimeşru yollarla alıp yememek lazım. Haramdır. Alması da yemesi de, yani çalınan malı biliyorsun, aldın, ben çalmadım, hayır, bildiğin halde alırsan sorumlusun, sorumlusun. Bunlara yaklaşmamak lazım. Korunmuş bir malı gizlice almaya hırsızlık derler. Evet, korunmuş bir malı muhafaza altına almış sahibi, bunu görmeden alıyorsun. Kendi görüyor, ses çıkarmıyor, ama o senin almana izin veriyor demektir. Hırsızlık olması için korunmuş olacak ve onun haber olmadan gizlice alacak. Buna hırsızlık denir. İslam dinine göre hırsızın, eğer o çalınan mal hırsızın eli kesilecek değerdeyse eli kesilir. Eli kesilir. Evet. İkinci şeyde öteki eli çaprazlama kesilir. Yol kesiciler İnsanların hem malını çalmış hem canını kastetmişse onlar idam edilir. Onlar idam edilir. Aslında normal ölüm cezası boynuna kılıç vurulmak suretiyledir. Ama yol kesenler böyle değil. Onlar işkenceyle öldürülürler. Anarşistler yani. Cenaze namazları da o anda yakalanmışlarsa cenaze namazları da kılınmaz. Evet, Ahmed ibn Hanbel Hazretleri mezhep sahibi Ebu Hureyre Hazretlerinden bu hadis-i şerifi nakletmiştir. Sintani la turaddani, iki dua vardır ki reddolunmazlar. Evet.
dua ediyoruz, edeceğiz. Allah dua edeni sever. Çünkü ne demek dua? Ben beceremedim, acizim. Allah'ım bunu yapacak, verecek olan ancak sensin. Allah'ın dilediğini kabul ediyor. Her türlü şeyi onun vereceğini kabul ediyor, inanıyor. Onun itirafıdır bu. Kendinin hiç olduğunu itiraftır. Onun için dua etmek Allah'ın hoşuna gider. Yani dua etmeyenleri sevmez Allah. Dua edileceğiz. Sabah akşam dua edeceğiz. İki dua reddolunmaz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La turaddani. Edduavu inden nida. Evet. Ezan okunurken yapılan dua reddolunmaz. Evet. Ama maalesef ezbere Müslümanız biz. Şimdi sokaklara bakıyorsunuz. Ezan okurken sigara içiyor adam. Savuruyor adam. Evet, Müslüman. Ama bakın ne diyor. Ezan okur, edilen dua reddolunmaz. O dua edeceğine sigara içiyor. Ayrıca kahvelerde ezan okunuyor, kağıt oynanıyor. Kaptırmış tavlaya kağıt, diğer şey oyunlara. Hiç ezanın kulağı bile duymuyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama Peygamber diyor, ezan okurken dua et diyor. Hocam benim oğlum evde kaldı, evlenemiyor. Kızım evde kaldı. Dua et ya, işte bak. İşte bak. Sırrını yarı söylüyor Peygamberimiz. Ya işlerin bir türlü düzelmiyor. Evimde her gün huzur yok. Dua et ya, işte bak. Ezan okurken dua reddolunmaz. Bir. Birinci dua bu. Diyor ki bir rivayette hine takumus sala. Kâmet getirilirken farza duracağız. Kâmet getirilirken edilen dua da reddolunmaz. Ezan okunurken edilen dua reddolunmaz. Kâmet getirilirken edilen dua reddolunmaz. Burada hadis böyle. Evet, cuma günü belli bir saat vardır. Söylemiyor Peygamberimiz. Onun için sahabe-i kiram imsak vaktinden, gün imsakta başlar. Güneş batana kadar erkenden camiye gelirlermiş, devamlı dua ederlermiş. Duamız geçerli olsun diye akşama kadar, gün batana kadar camiden çıkmazlarmış. O duayı yakalayalım diye. İşte hutbede denen alimler var hutbe sırasında. Onun için hatip dua edecek. O dua edecek ama biz hutbe okunurken amin demeyeceğiz. Amin demeyeceğiz. Zaten o hepimiz adına dua ediyor. Sen amin demesen de o hepimiz adına, bütün müminler adına dua ediyor. Arapça söylüyor, hepsi onun adına. Çünkü Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Hutbeyi dinlemek farzdır. Hutbeyi dinlemek farzdır. Öğle namazı 4 rekat olduğu halde 2 rekatı hutbedir. Hutbe farz namazın yerine geçiyor. Onun için hutbeyi dinleyeceksin. O amin diyecek, sen böyle susacaksın. Hepimiz adına dua ediyor. Maalesef şimdi cuma günü camiye geliyor müminler. Ezan okurken ezana katılmak lazım, dua etmek lazım ama dışarıda, hutbe okunurken değil. Duruyorlar, la ilahe illallah deyince ortalığı bir gürültü. La ilahe illallah. Treni kaçırıyoruz. Evet. Hazır elimizdeki güzelliği kaybediyoruz. Peygamber söylüyor. Hutbeyi dinlemek. İza kuru'el Kur'an festemi'u le ben sütü'le aleküm turamun. Kur'an okunduğu zaman dinleyin, susun. Ki merhamet olunasınız. Orada şarkı söylemiyor. Ayet hadis okuyor. Bu ayetten dolayı İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah hutbe sırasında dinlemek farzdır. Amin dahi denmez. Hadis-i şerifte var. Kim amin derse fakat daga karavana diyor. Duası geçmez. Ve sevaplarını yele verir. Öteki de bunu biliyor. Bu bil, sus söyleme dese, sus diyen de diyor karavana diyor. O da kaybeder diyor. Öyle dinleyeceksin. Öyle dinleyeceksin. Evet efendim. Bir, ezan okunurken dua reddolunmaz. Kâmet getirirken burada hadis burada. Bu. Kâmet getirirken dua reddolunmaz. İki, boyundel bes fi sebilillah. Hine yulhimu ba'duhum ba'da. Allah için, namus için, vatan için kafirleri, namusumu çiğnetmem, vatanımı çiğnetmem, evliya yurdumu, Türkiye'mi gavura ayak bastırmam diye. Evet, Çanakkale'de ordular karşı karşıya geldi. İstiklal Harbi'nde karşı karşıya geldi. İşte böyle iki ordu safları birbirine karşı karşı gelip karıştıkları, başladıkları sırada edilen dua da reddolunmaz.
edilen dualar reddolunmaz. Efendimiz öyle söylüyor. Ezan okunurken, kâmet getirilirken ve başladığı sırada, safların birbirine girdiği sırada edilen dua reddolunmaz. Evet, reddolunmaz. Bu melhame derler harbe. Çünkü esnen kılıçla savaşılıyor. Peygamberimiz biliyor da bombaların çıkacağını filan. Ama adamlara bombadan bahsetse bilmezler. Görme yok ki. Onun için etlerin parça parça olduğu melhame yer. Etlerin parçalandığı yer anlamına harbe, harp meydanına melhame diyor. Evet, hadislerde öyle geçiyor anlasınlar diye. Tabii aslında kılıç da oluyor. Birbirlerinin kafasını uçuruyorlar, kolunu kesiyorlar. Evet, işte bunlara başladığı sırada edilen dua reddolunmaz. En büyük harp da kıyamete yakın Melhame-i Kübra olacak. Melhame-i Kübra, büyük savaş. Evet, bu Melhame-i Kübra'da tabii ne zaman olacağını Allah bilir. Gaybı Allah bilir. La ya'lemul gaybe illallah. Kur'an'da ayettir. Gaybı ancak Allah bilir. Biz söyleriz hadislere göre. Kıyamete yakın, kıyamete yakın. Ne kadar yakınlık da bilmiyoruz. Kaç sene, kaç yüz sene bilmiyoruz. Ama Buhari Müslim hadisi vardır. Amin Kovası'nda savaş olacak. Suriye'nin, Hatay'ın arkasındaki geniş ova, Amin Kovası. Orada savaş olacak. Müslümanlar, Yahudileri, Yahudinin emrindeki tüm gavurlar Yahudi sayılır. Yahudi askerlerini yenecek ordusunu ve Yahudi askerleri ki hayat yaşamayı çok severler. Bizim Mehmet en büyük rütbe şehitlik der, kaçmaz. Ölmeyecek adam ölmez, kaderde de inanır. Onun için cesurdur ama gavur yaşamayı çok sevdiği için kaçar. Ha, baktı ki iş pahalı, kaçar. Kaçacaklar, taşın arkasına saklanacak Yahudi askeri diyor hadis-i şerifte. Ağacın arkasına, karkat ağacının arkasına saklanacak. Evet, bir tek ağaç haber vermeyecek. Ağaç haber verecek bir tek o. O ağaçtan dikiyorlarmış şöyle şimdi Yahudiler. Ağaç dile gelecek, taş dile gelecek. Müslüman askeri gel, Yahudi var arkamda saklı, gel öldür diyecek. Ne zaman bilmeyiz, bilmiyoruz. Böyle hadis-i şerif var. Melhame-i Kübra. Evet, kıyamete yakın bu olacak. Evet, ondan sonra işte Mehdi çıkacak, Mecud çıkacak, İsa aleyhisselam inecek. İsa aleyhisselam inecek. Şimdi maalesef bizim 926'da toptan Müslüman olduk biz, Türk milleti. Ehl-i Sünnet inancına göre, Hanefi mezhebine göre taassup yok. Şafii, Maliki, Hanbeli de Ehl-i Sünnet. Onlar da başımızın tacıdır. Biz Türk milleti olarak Hanefi'yi seçmişiz. 1000 senedir böyle geliyoruz. Bizim Hanefi Ehl-i Sünnet inancına göre İsa Aleyhisselam'ı Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı yerine benim İncil geldi bana. Onun hükümleri kalktı yürükten dedikler için bir. İki, İsa Aleyhisselam babasız dünyaya geldiğine inanmıyorlar. Doğduğuna inanmıyorlar. Zekeriya Aleyhisselam'la Meryem zina etti de bu onun zina çocuğu oluyorlar. Bu nedenle onu öldürmeye karar verdiler. Havariler, İsa Aleyhisselam inanlar az kişi, 12-13 kişi kadarmış söylendiğine göre. Bunlar da tahsilsiz insanlar. Bunlardan bir tanesi para karşılığı hainlik etti. İsa Aleyhisselam söyledi zaten. Şafak çökerken ben sizden ayrılacağım, Allah beni raf edecek. Bir taneniz bana ihanet edecek söyledi arkadaşlarına, havari yöne. Hakikaten o Yahudilere haber verdi. Geldiler onun bulunduğu yere. Yahuda onun adı. Yahuda. Geldiler, Allah İsa Aleyhisselam'ı ber rafa'ahullah. Raf etti semaya. Ehl-i Sünnet inancı böyle. Ve ma kateluhu ve ma salabuhu. Velakin şübbihe lehum. Ayet böyle. Onu öldürmediler. Çarmıha da gelmediler. Allah onu ref etti. Katına yükseltti. Ve ma kataluhu yakinen. Kesin olarak onu öldürmediler. Kur'an'da ayetler böyle. Ama bunu kabul etmiyor. Aklı ermiyor. Biz mucizeye inanırız.
bin sene, kaç bin senedir yaşar mı insan yukarıda ya, olacak şey diyor, akla uymuyor mu diye. İsa öldü diyorlar. Zaten Hristiyanlar da cuma gün öldü, pazar gün dirildi filan değil. Bir sürü şeyleri var. Evet, o dirildiği yerin de yerine kilise yapmışlar. Öyle inanıyorlar. Biz İsa Aleyhisselam'ın bu ayetten dolayı öldürülmediğine, Allah kadar çekildiğine, o hainlik eden şeyin, havarinin, Yahuda'nın İsa Aleyhisselam'a benzetildiğinden dolayı adamı duvara çakmışlar, kafasından, ayaklarından, kollarından çivi çakmışlar, öldürmüşler. Çarmıha gelmişler, salip deniyor ona. Ona tapıyorlar şimdi, Yahudi'ye tapıyorlar yani. Evet, ahir zamanda işte bu Mehdi Aleyhisselam Yecüc Mecüc'le savaşırken İsa Aleyhisselam Şam Beyaz Minare'ye inecek. Halen duruyor bu Beyaz Minare. Tayyi Mekan'la Kudüs'e gelecek. Harp o civarda olacak. Beraber savaşacaklar. Sonra Mehdi Aleyhisselam vefat edecek. Ölecek yani muharebede. İsa Aleyhisselam Yecüc Mecüc'e, Deccal'ı yenilerine rağmen Yecüc Mecüc'e yenilecek. Çok kalabalık çünkü. Tur Dağı'na, bizim Ehl-i Sünnet inancını arz ediyorum, Tur Dağı'na Müslümanlar kendisiyle beraber sığınacaklar Tur Dağı. Biz 4,5 saatte çıktık. Onun tepesinde halen mescit var, kilise var, havra var. Herkes kendine göre yapmış. Orada işte aç kalacaklar. Buhari'de bir hadise göre Peygamberimiz bir gezi sırasında bir öküz kafası, leş kargılar yemiş de kafası kalmış, kokmuş kelle. Kaç para verirsiniz buna demişler. Demiş ya Resulallah, şaka ediyorsunuz herhalde. Buna para mı verilir? Belki bunu attırmak için, kokusundan kurtulmak için para verilir. Siz öyle deyin. Tur Dağı'nda İsa ile sığınan müminler aç kalacaklar. Günlerce aç kalacaklar. Kokmuş öküz kellesine 100 altın verecekler, bulamayacaklar. Hadis Buhari hadisidir. Sağlam hadistir yani. Evet. Ondan sonra dua etsene diyecekler onun yanındakiler. Dua edecek. Yecüc Mecüc bir anda yok olacak. Kolera hastalığı yakalanabilir, yok olabilir. Bu defa kokusundan duramayacaklar. O kadar kalabalık Yecüc Mecüc. Bu defa yine dua edecek. Hepsini bir anda yok edecek. Tsunami diyorsunuz. Hepsini örter toprak. Deniz gelir alıp götürür. Olabilir. Ondan sonra işte İsa Aleyhisselam yeryüzünde 40 yıl kalacak. 40 yıl kalıp evlenecek. Çoluk çocuk sahibi olacak. Peygamberimizin vahyil ettiği emirlerini insanlara öğretecek. Yeryüzünde Hristiyanlığı kabul etmeyecek. Yahudiliği kabul etmeyecek. Ya Müslüman olacaksınız ya kelleniz diyecek. Baktığı yerini öldürecek. Kabul etmeyenin baktığıyla, gözüyle öldürecek. Yeryüzünde hiç müminden başka hiç kimse gelmeyecek. O hadisleri zaman zaman okuyacağız. Burada gelecek. Belki okuduk. Evet. Kurt kuzuya saldırmayacak. Evet. Yılan çocuğu sokmayacak. Kimse şeylik yapmayacak. Hırsızlık yapmayacak. Zina yapmayacak. Allah'a isyan eden şeyleri yapmayacak. Öyle bir asude hayat var. 40 sene. İsa Aleyhisselam çoluk çocuk sahibi öldükten sonra vefat edecek. İnni müteveffike, Kur'an'da işte bizim Ehl-i Sünnet inancı bu. Seni öldüreceğiz işte bu yıldan sonra. Şimdi onu ref etti. Peygamberim Hiraç hadisinde de onunla konuştu. Tarif ediyor saçını, sakalını, rengini. İşte bu 40 seneden sonra onu öldürüyor. Ondan sonra da gittikçe bozulacak. Dünya insanların itikatları, kendileri. Allah diyen kalmayınca da kıyamet kopacak. Ne zaman olur? Allah bilir. İşte bu melhameden buraya geçtik. Melhame savaşılıyor. Et parçaları her tarafa. Melhame, etlerin çok olduğu, parçaların yer anlamına. Evet, işte böyle savaşılırken şimdi kılıç savaşı yok. Bomba savaşı. Aynı zamanda kılıca dönecek iş. Gayet makul. Evet. Şimdi dünyanın iki kutbu var. Biri Amerika, birisi Rusya, Çin, Kore, değil mi? Onlar bir taraf, Batılılar bir taraf. Bunlarda da bomba var, atom bombası, hidrojen bombası, bunlarda da var. Şu konuşmayı bizzat ben Cape Canaveral'de adamdan duydum.
dünyanın istediği adamının fotoğrafını çekebiliyoruz dedi 1996'da. Adam, istediğimiz adamın sesini dinleyebiliyoruz dedi. Şimdi daha da ilerledi teknoloji. Onun için Rusya, Amerika'nın attığı atom bombası bildiği için, Amerika'da Rusya'nın attığı bombayı bildiği için kullanamayacaklar. Neden? Kullandırsa kendisi geçecek. Yani Amerika attığı zaman Rusya yok olacak ama öyle bombalar var şimdi. Türkiye'yi yok edecek bomba var. Ama onda da var. Ve de attığını görüyor. Onun için ikisi de kullanmayacak. Peygamberimiz hadisini böyle izah etmek gayet mümkün. İş kılıca dökecek diyor Peygamberimiz. Kullanamayacaklar bunları. Böyle bir şeyler olacak ayrı zamanda. Ne zaman olur bilmiyoruz. Ne zaman olur bilmiyoruz. İşte böyle melhame, savaş sırasında düşman ordusu, işte Müslümanlar karşılaşıp birbirine girdikleri sıra edilen dua reddolmaz. Reddolmaz. Ebu Davud, İbn-i Hibban Tabarani, Hakim Müstetek'inde Sehl bin Sa'd Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Cebrail fakale ma ta'udduna min men şehide bedran fikum. Cebrail aleyhisselam geldi. Evet. Cebrail aleyhisselam ve melekler istediği kılıklara girebiliyorlar. Ama onun bir kılığı var. Asıl kılığı var. Biz insanız. Bizim kılığımız olduğu gibi. O meleklerin de bir kılığı var. Ama onları Allah görev yapsın diye istediği kılığa girebiliyorlar. O kılıkları arizi kılık. Bakıyorsunuz Peygamberimiz burada söylüyor ve ilk vahiy Tur Dağı'nda Peygamberimizde peygamber olduğu an Hira Nur Dağı'nda Cebel-i Nur'da mağaradayken tefekkür halindeyken geliyor. Orada 600 kanadı var diyor. 600 kanadı var. Bu 600 kanat yeryüzünü kaplamış. Gözün alabileceği ufku kaplamış. Dehşetli bir büyük yaratık Cebrail aleyhisselam. Biz böyle bir şey görsek anında gideriz. Ama Resulullah Efendimiz'i daha çocukken amalet ediyor Cebrail aleyhisselam. İşte şey etsin diye, yetenekli olsun, bizim gibi korkup da ölmesin diye. Özel yetiştirilmiş peygamberimiz. Çok heyecanlanıyor ama ölmüyor. Ölmüyor, heyecanlanıyor yalnız. Böyle dehşetli bir 600 kanadı var, ufku kaplamış. İkra, oku diyor peygamberimize. Mâ ene bikâriyin. Ben okumak bilmem. İlkokula, ortaokul, liseye, üniversiteye gitmedi peygamberimiz. Ben okumak bilmem. Oku diyor. Ben okumak bilmem. Oku. Ben okumak bilmem. Evet, oku, ikra, bismi rabbikellezî halak, halakal insanı min halak. Evet, Yaradan'ın ismiyle Bismillah diyerek oku, okumaya, yazmaya işe başla. O Allah yoktan var etti, insana kalemle yazmayı öğretti. İkra suresinin ilk 5 ayeti nazil oldu ve böylece peygamberimiz peygamber oldu. 40 yaşındaydı. Hira Nur Dağı'nda çok heyecanlanmıştı. Sonra Cebrail aleyhisselam o 600 kanıtlı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem heyecan içinde evine geldi. Hatice anamıza bahsetti bundan. Kuddus, Kuddus. Bu amcası vardı. O şeydi, din alimiydi, Hristiyan din alimiydi, hakiki din alimiydi. Ondan da duymuştu. Hatice anamız zaten kültürlü bir kadındı, zengin bir kadındı. Sen güzel insansın, Allah sana kötülük şey etmez, bu güzel bir şey. Zemmilyuni, zemmilyuni, ört beni Hatice, ört beni Hatice, heyecanlı. Efendimiz şey etti, yatırdı, amcasına gitti işte o kimseye. O da Kuddus, Kuddus. Evet, bu gelen Kuddus, Cibril. İsa'ya da geldi, Musa'ya da geldi. Ah, yaşlıyım ben. Genç olsaydım da Muhammed'i Mekkeliler, hemşerileri Mekke'den çıkardıkları zaman ona refakat etseydim, onun arkadaşı olsaydım. Neden? Benim kocam kötü adam değil ki. Niye çıksın? Öyle ama
denk gelen, işte hicreti yazıyor Cincil'de çünkü. Onu söyledi. Evet efendim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu olaydan sonra işte birer, iker, ikişer, üçer ilk Müslüman Hatice, iman kapısı ondan açıldı. Mübarek bir kadın. Ondan sonra yetişkinlerden Ebu Bekir Sıddık, yetişkinlerden. Yetişkinlerin iman kapısını o açtı. Çocuklardan Hazreti Ali, evet o da çocuklardan, o Peygamberimizin yanında büyüyor. Babası vefat ettiği için o büyütüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. 2, 3, 4, 5 derken 40. Müslüman gizli. 40. Müslüman Hazreti Ömer. O Hazreti Ömer'in Müslümanlıktan sonra niye gizliyiz demiş, biz kötü bir iş mi yapıyoruz? Çıkalım Müslümanız diye haykıralım ya Resulallah. 40 kişiyi katmış önüne Peygamberimiz başta. Şeye giderlerken Kabe'ye giderken herkes Ömer öldürme gitti çünkü Müslüman olma olduğu olayda önce öldürme gitti, sonra Allah iman nasip etti, oralara girmeyelim. Herkes demiş ki görüyor musun Ömer'i, aslan Ömer hepsini aldı geldi. Ebu Cehil çok zeki adam, ben sizin gibi düşünmüyorum, o da Müslüman oldu, onlardan oldu. Anlamış onun Müslüman olduğunu. Evet, gelince demiş ki çoluğunu çocuğunu yetim bırakmak isteyen, karısını dul bırakmak isteyen varsa bilsin ki biz Müslümanız, ben Müslüman oldum. Var mı karşıma çıkacak, gürlemiş. Evet, İslam dinimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duasıyla, Ebu Cehil de çok deha sahibi bir insan, Ömer de öyle. Allah'ım İslam'ı iki kuvvetli, kudretli, akıllı adamdan birisiyle aziz et diye dua etmiş. Allah'ım a'izze İslam bi Umarayni. Ebu Cehil'in adı da Ömer, Hazreti Ömer'in adı da Ömer. Allah'ın kaderi nasip Ömer'e. Bu dua ona rastlamış, Ömer Müslüman olmuş ve onunla İslam aziz oldu. Ondan sonra aşikara yürüdü derken işte çok işkencelere başladılar. Müslümanlar aç bıraktılar. Hikaye uzun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 622'de Allah'ın izin vermesi üzerine Müslümanlara Medine'ye gidin dedi. Müslümanlar da Medine'den gelip Müslüman olan orada kimseler var, oraya gidin dedi Allah'ın izin üzere. Kendisi de en son ayrılan olarak önce geceleyin kimsenin görmeyeceği öğle vaktinde, herkes uyuyor Araplar öğle vaktinde çok sıcak olduğu için, Hazreti Ebu Bekir ile beraber Sevr Dağı'na çıktılar. Orada birkaç gün kaldılar. Oradan da Medine'ye yola koyuldular. 12 günde Medine'ye vardılar. Kuba Mescidi'ni yaptılar. Medine'yi düzene soktuktan sonra Cuma günü yola çıktı. Cuma günü gelirken Cuma namazını 1 kilometre kadar mesafede Kuba, orada kıldı. Yeryüzünde ilk Cuma namazı orada kılınmıştır. Ondan sonra Medine'ye geldi. Derken Allah peygamberini aziz etti. Durmadan büyüdüler filan. O zaman tabii Arabistan çöl. Bir hurma var. Yiyecek içecek maddelerini yetiştirdikleri hurmayla değiştirmek suretiyle Şam'a seferleri yapıyorlar. Li ilafi Kureyş'in ilafi rihlete şitai ve sayf. Yazın kışın sefer yapıyorlar. Bu sure onunla ilgili. Evet, sonra muazzam bir kervan düzmüşler müşrikler. Şam'dan dönüyor. Büyük para kazanmışlar. Peygamberimiz bundan istihbarat teşkilatıyla haber aldı. Ve bu kervanı, tabii parayı Müslümanları yok etmek için kafalarına koymuşlar. Zenginleşecekler ve Müslümanları yok edecekler. Onun için bu kervanı vurmak üzere işte adamlarını göndermiş. Onlar da bunu anlamışlar. Bu kervan sebebiyle işte Peygamberimiz Bedir'e kadar gitmiş. Bedir'de 73 kilometre Medine-i Münevvere'ye Ramazan'mış, oruçmuş herkes. Evet, oruçlarını bozdurmuş. Su yok, yayadır, potin yok, karınları açtır. Oruçlarını bozdurmuş, savaşa gidiyorlar. Gitmeyeceğiz dememişler. Bizim silahımız yok, bir şeyimiz yok dememişler. Bineğimiz yok dememişler. Şimdi arabayla giderken böyle insan bitmiyor yol. Evet, orası
kayalık bir yer. Kayalar da kışın yani bizim kadar soğumuyor ama yazın 60-70 dereceye çıkıyor sıcak. Kışın inip geliyor 15-20 dereceye. Bu aşırı sıcak değişikliğinden dolayı kayalar ufalanıyor. Rüzgar estikçe böyle kopuyor kayalardan. Jilet gibi, testere gibi keskin kayalar. Burada kalacağız demiş Peygamberimiz. Evet, o Bedir yakınında da bir kuyu var. Oraya inmişler, yorgun insanlar, ayakları acımış. Efendimiz onları yatırmış. Moraller sıfır çünkü yalın ayak o keskin kayaların üzerinde nasıl savaşacaklar? Siz yatın demiş. Peygamber itiraz yok. Zaten yorgunlar, uyumuşlar. Peygamberimiz sabaha kadar Allah'a yalvarmış. Fatih de böyle yalvarmış. Yavuz da yalvarmış. Kanuni de yalvarmış. Peygamberi aynen uyanlar zafer elde ediyorlar. Gece Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası bereketiyle bulut göndermiş, yağmur meleğini göndermiş. Muazzam bir yağmur yağmış gece. Herkes yorgunluktan o serinlikte daha güzel uyumuşlar. Yakında bir kum tepesi var. Halen duruyor. Evet, oradaki sel, kuvvetli yağmur o kumları almış gelmiş, kayaların üzerine halı gibi sermiş. Sabahleyin Bilal Habeşi'yi kaldırmış Peygamberimiz. Yanık sesiyle muazzam bir ezan okumuş. Onun sesiyle kalkıp bir bakmışlar ki hem serin hava hem de çukurlar su dolmuş. Hem de kayalar kadife gibi kumla örtülmüş. Moraller 1500 olmuş. Evet, sonra sabah namazı kıldırmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Güzel de bir nutuk çekmiş. Aynı Fatih de öyle. Şahbazlarım, yiğitlerim, aynı Kanuni de öyle, aynı Fatih de öyle. Evet, Peygamber'in bu askerleri coşturmak için çektiği nutuk sünnet. Herkes çok heyecanlı, çok moralli her şeyi. Atom bombası her bir asker. Evet, okum oku yağı yok ama Allah 1000 melek gönderdim diyor. Emdednâküm bi elfin minel melâiketim ve üsevvîn. Şu beyaz sarık oradan geliyor. Beyaz sarıklı 1000 kıratlar üzerinde 1000 melek göndermiş. Cebrail Aleyhisselam'ın içinde, o da orada, kumandanları. Onun sarığı sarıymış. Evet, inerken Cebrail Aleyhisselam Allahu Ekber tekbiri getirmiş. Evet, bunu duymuşlar. Şeytan duymuş. Şeytan da Ebu Cehil'e ve onlar 1000 kişi atlı, zırhlı sabaha kadar eğlenmişler. Zafer cepte keklik. Sabaha kadar karılarla, çıplak karılarla dans ettirmişler. Fuhuş yapmışlar, içmişler. Ne olsa onlar 313 kişi. Burada da yazıyor zaten. 16 yaşında, 17 yaşında çocuklar da var işlerinde. Ellerinde taş var, sopa var. Görüyorlar. Hiç gerek yok diyorlar. Garanti bizim zafer. Eğlenmişler. Sabahleyin işte bu Efendimiz böyle namaz kıldırdıktan sonra savaş başlamış. Evet, inerken melekler tekbir sesini, şeytan diyor ki Ebu Cehil'e, dayan aslanım, dayan. Görüyorsun bir iki çapulcu var. Yiyeceği yok, içeceği yok, silahı yok, ayağında potini yok. Bugün dayan aslanım. Fakat bu tekbir duyunca İblis aleyhillâne, Cebrail aleyhisselam biliyor sesini, tanıyor eski kovulmadan evvel. O da muteber bir cindi. Oradan demiş ki, böyle teşvik eden, öyle yazıyor kaynaklar. Ben demiş böyle sıkışık işlere gelemem demiş, ben gidiyorum demiş. Popüler pahalı olduğunu anlamış. Ebu Cehil yalnız kalmış ve de savaşı kazanmışlar tabii. Ebu Cehil'i diyor Peygamberimiz, kim diyor Ebu Cehil'den bana haber getirecek? Abdullah Mesud demiş ki ben demiş ya Resulallah. Abdullah Mesud bir şey adam, fakir, garip bir adam. Onu yakalamış şeyde, Zemzem kuyusunun yakınında Ebu Cehil. Takonya ile başını yarmış, dövmüş. Öyle bir geçmişi var. Ondan sonra ben demiş gitmiş. Tabii yere yıkılmış. Okla işte Müslümanlar onu yere yatırmışlar. Hırlayıp duruyor. Uzun boylu, kilolu bir adam. Cehennem kütüğü. Horlayıp duruyor böyle. Ayağını dayamış bulduktan sonra
Demiş Allah'ın düşmanı, ne haber? Sen mi haklıymışsın, ben mi? Gözünü açmış bakmış vaktiyle. O kendisi çok zengin, o da garip bir adam. Ayağını demiş yüksek dağa koymuşsun. Yuvarlanırsan kolun bacağın kalmaz, indir aşağı ayağına. Hala da kibrinden. Şöyle demiş efendine, eskiden bir düşmandım, şimdi 1000 düşman oldum deyince kafasını kesmiş. Evet, Abdullah Mesud guru diri bir adam. Zayıf bir adam. O da çok koca kafalı, teneke kadar kafası var. Ocağını alamamış, sakalından dokmuş, sürüye sürüye Peygamberimiz önüne. Efendimiz görünce Peygamberimiz hiç kahkahayla gülmemiş. Tebessüm etmiş. O nalinle dövme hadisesini biliyor ya. Bu ağzı diyor kulaklarına kadar gerildi diyor. O kadar neşelendi ki. Kahkaha atmamış ama o sevincinden nalin bu demiş. Onun yerine bu. Evet. Böylece Müslümanlar orada kalkıyor. Şimdi diyor hadis-i şerifte Cebrail bana geldi. Fakale ma ta'udduna min şehide betran men şehide betran fikum. Kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sizde Bedir Harbi'ne katılanlar nasıl sayılır? Bir sahabe var değil mi? Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var. Başka sahabiler de var, onun ayarında değil. Onu nasıl sayarsınız Bedir katılanları aranızda? Evet. Nasıl sayarsınız? Evet. Peygamberimiz Gale. Evet. Peygamberimiz buyurdu ki biz onları içimizde en faziletli biliriz. Evet. Bedir katılanlar hakkında ayet celile var. Evet, Allah Celle Celaluhu onları meleklerle yan yana buluşturmuş. Evet, kultu hiyaruna, bizim en hayırlılarımızdır. Bedir'e katılanlar en hayırlıdır. Bedir'e katılan bir sahabiye dil uzattın mı iflah olmazsın. Allah'ın koruduğu insanlardır onlar. Hayırlılarıdır. Ümmetimin hayırlılarıdır, en faziletlileridir. Evet. O Buhari'deki Bera bin Azib Hazretlerinden oraya katılan sahabelerden Abdullah bin Ömer, diğer bazı sahabiler, küçücüktüm o zaman. Evet, küçücüktüm. 16 yaşındaydım. Bir başkası 17 yaşındaydı. Böyle hadisler var. Bizim en hayırlarımızdır Bedir'e katılanlar. Bedir isimleri var. Belli. Diyorlar ki alimler, kim Bedir isimlerini üstünde taşırsa sırtı yere gelmez. Pehlivan soyuyorlarsa bilmiyorum. Pehlivan o Bedir isimlerini yanında taşırsa kesinlikle yenilmez. Herhangi bir işte Bedir isimleri üstündeyse bir adamın kesinlikle mağlup olmaz. Allah yardım etti ya. Evet, Bedir isimlerini yanınızda taşın diyorlar. Onların isimlerin hürmetine başarı o adamın olur. Bu niyetle taşıdığı için Bedir sahabesi Allah'ın himayesine mazhar olmuş kimselerdir. Evet, kimselerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya çıkarken Hazreti Osman'a izin vermiş. Çünkü hanımı Rukiye anamız hastaymış. Sen dön demiş Osman. O öyle kalmış. Bedir şeysinden de ganimetlerinden de hisse vermiş ona. Evet. Talha bin Ubeydullah da, Sa'd bin Zeyd de keza Peygamberimizin izni üzere bunlar da Efendimiz o harbe katılmamış şeye göndermiş. Bu düşmanların etrafta Nikolanıçı diyor, nöbetçi gizli ajan göndermiş onların arasına. Onlar da harbiçi bizzat savaşmamışlar ama şeyi almışlar. Ondan sonra diğer bazı kimseler de böyle görevli bulundurmuş. Bunun dışında herkes katılmış. Bedir'den tahalif etmemişler. Evet, bizim en hayırlılarımızdır Bedir'e katılanlar. Ya Cibril, kardeşim Cibril. Cebrail aleyhisselam kale. Cebrail aleyhisselam dedi ki kezalike, evet, men şeyde Bedren minel melaiketi. Evet,
hum indena hiyarul belake. Kardeşim Muhammed, Bedir'de savaşa katılan Müslümanlara yardım eden melaike de meleklerin en faziletlisidir. Bizde de öyledir. Sizde öyle demek, bizde de öyledir. Bizde de öyledir demiş. Evet, Bedir'e katılanlar, şimdi Bedir 73 kilometre. Özel izin alırsanız gidebilirsiniz. Orayı görebilirsiniz. Aynen duruyor mesele. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Buhari, İbn Mace, Muaz Hazretlerinden, Ubeyd bin Himid'den, İbn Hibban Taburani, aileden, o da dedesinden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, bir hadiste şöyle. Evet. Şeyh-i Cibril, Cebrail aleyhisselam geldi bana. Bir geliş şekillerinde, insan kılığında geliyor, başka şekilde geliyor. Mesela İslam nedir, iman nedir? Bunları anlatmak halinde Dihyetül Kelbi kılığında, genç bir şeyinde gelmiş. Camiye gelmiş, Peygamberimiz bu şekilde vaaz etmek Peygamberin sünneti. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de oturuyor. Karşısında sahabiler var, dini öğretiyor. Böyle öğretirken dışarıdan bir adam gelmiş. Hazreti Ömer de oradadır. Çok zeki adam. Gelen adam bakmış yabancı. Bilinen bir adam değil. Medine öyle büyük bir şehir değil. Böyle çok kalabalık değil. İstanbul gibi 30 milyon. Evet, değil. Öyle bir kasaba. Bakmış adam yabancı. Yabancı mı? Çölden geldiği belli, yabancı çünkü. Ama üstünde hiç toz yok. Hiç toz toprak yok, kir yok, pas yok. Böyle pırıl pırıl. Allah Allah demiş ya, yabancı adam, toz yok üstünde. O zaman arabayla gelmek yok, yaya gelecek. Neyse gelmiş, söylemiş, işte kıyamet ne zaman kopacak, bunu sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Yani bunu soran sorulardan daha bilgili değil. Tamam, doğru. İman nedir? İşte ementi okumuş. Doğru. İslam nedir? İşte İslam şartı. Bunlar okumuş. Doğru. Ondan sonra gitmiş. Ya ne biçim adam bu diyor. Ya Resulallah. Yabancı, toz yok, toprak yok. Hem de soruyor, hem de doğru diyor. Bir de madem biliyorsun ne soruyorsun? Peygamberimiz gülerek buyurmuş. Ömer, o zaten demiş insan değil, Cibril. Dininizi öğretmek için geldi o. O zaman genç bir adam kılığında, Dihyetül Kelbi kılığında gelmiş. Başka şekillerde de geliyor. İlk geldiğinde 600 kanatlı muazzam, muhteşem bir yaratık olarak gelmiş. Böyle çeşitli kılıklarda geliyor. Gene Cibril böyle bir kılık içinde geldi bana. Evet. Cibril Süryanicedir. Manası Abdurrahman'dır. Abdülaziz manasınadır. Cennetteki dil de onlardan olacak. Ama herkes bilecek, korkmayın. Herkes bilecek. Oraya girmeye bak. Orada öğretecekler sana. Geldi Cibril diyor. Fekale ya Muhammed izâ tevatta'ta. Evet. Fentadık. Evet. Abdest almak namazın şartlarından. Eğer abdest olmazsa namaz yok. Değil mi? Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Namaza kalktığınız zaman abdest alın, işte yüzünüzü yıkayın, kolunuzu yıkayın, başınıza meshedin, ayaklarınızı yıkayın. Ayet-i Celle, abdest ayet derler buna. Bu abdest namazın şartlarındandır. Diyor ki, ya Muhammed kardeşim, izâ tevatta'te fentadık. Abdest aldığın zaman su, üstüne su serp, şöyle parmaklarınla, parmağın yaşlığından böyle su serp. Evet. Bir başka hadis. Tuvalete gittiğin zaman, yıkandıktan sonra, evet. Mesela izâ tevatta nadaha farcahu bilme. Tuvalette yıkandıktan sonra böyle su serp kilotuna, donuna. Neden? Evet. Bu Peygamberimizin sünneti bir kere. Şimdi gurur kaldı mı? Olmadı mı? Tuvalette mesela adam yapıyor. Geliyor bana, hocam diyor.
Çişim geldi mi gelmedi mi? Yerledim mi yerlemedim mi? Bir türlü rahat edemiyorum. Evet. Donuma o abdestin artıklarından şöyle serpeceksin. Beyaz serin bir şey dokundu aletine. Ha, ben su serptim, onun serinliği bu deyip şeytanın vesvesesini atacaksın. Bak o onu yapmak, abdest aldıktan sonra üstüne böyle parmaklarındaki suları böyle şey etmek sünnettir. Cebrail aleyhisselam söylemiş. Abdest aldığın zaman böyle üstüne serp demiş. Tuvalette de yıkandıktan sonra Efendimiz böyle yapardı. Elbisesine parmaklarındaki o yıkadığı temiz, yıkamış temiz suyla yıkanıyorsun. Yıkadığı suyu böyle titretirdi. Su şeylerini, zerrelerini donuna şey derdi. Evet, biz de diyoruz, bunu tarif söylüyoruz ki kuru yalgalım, çişim geldi mi? Ya gelmez lan işte, güzel gideceksin Bismillah deyip dışarıda Euzubike minel hubti vel habaiz. Hain şeytandan, onun gibi hainlerden, ki cinlerin hainleri var, anasitleri var. Tuvaletle korunmasız yer, dışarıda Allah'a sığınacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubike minel hubti vel habaiz. Pislikten, pislikler, habislerden sana sığınıyorum ya Rabbi. Sol ayağına gireceksin. İçeride hiç konuşmayacaksın. Önün arkana Efendimizin emri var. Kıbleye önünüzü dönmeyin. Arkaya dönmeyin. Türkiye'nin kıblesi güney. Doğuya batıya döneceksin. Evinizde tuvaletleri böyle yapın. Çünkü edebe aykırı. Kıbleye önün arkan dönülmez. Efendimizin sözü var. Doğru değil. Onun için tuvaletlerinizin taşlarını değiştirin bu şekilde. Önün arkan kıble gelmeyecek şekilde. Ama mesela Basra'daysan o zaman Kabe batıda kalıyor. Batıya dönmeyeceksin. Doğuya, kuzeye, güneye döneceksin. Yani bulunduğun yere kıbleye dönmeyeceksin. Orada konuşmayacaksın. Maalesef telefonla konuşanlar var. Yarım saat oturanlar var. En tehlikeli yer. Oraya koruma melekleri de girmiyor içeriye. Dışarıda kalıyorlar. En pis tehlikeli yer. İşini gör. Gördükten sonra öksür. Kitaplarda, fıkıh kitaplarında öksür. Yani yollarda bir şey kalmasın. Ikın. Ondan sonra sol elinle. Sağ el orada kullanılmaz. Sağ el işte yemede, içmede, merhaba demede. Esas sağı kullanacağız her işte. Sağı başaramadığı zaman solu ona yardımcı vereceğiz. Sol elin kullandığı yerde tuvalet. Ha, tuvalette sol elini parmaklarının birleştireceğin, orta parmağını biraz çıkıntı yapacaksın ki o dübüründe, oralarda kaka dışkı kalıntısı, girintilerde kalmasın diye içeriye parmağını sokmayacaksın. Evet, böyle güzelce öksürdükten, ıkındıktan sonra yıkayacaksın. Yıkındıktan sonra fıkıh kitaplarında kağıtla silinmek mekruhtur der. Çünkü kağıt ilim aracıdır. Orla da kullanılacağına ilim vasıtası olsun derler. Ama şimdi tuvalet kağıtları ilim aracı değil. Çok daha kağıtlar, teknoloji ilerledi. Bezle silin diye yazar ama şimdi bezle silindin mi seninkine o da siliyor, o da siliyor. Aa, bence kağıt. O yazı kağıdı değil onlar. Ona göre özel iman edilmiş. Bunlarla kurulandıktan sonra evet bu tarif ettiğimden sonra çıkacaksın. Ha, İşte kilotuna su saçacaksın. Sünnet bakın. Hadis okuyorum. Peygamber de böyle su saçıyordu. Biz böyle yapalım diye. O hiç vesvese sahibi olmadı. Bize öğretiyor. Böyle yapın ki çıktım. Kilotum değdi aletime buz gibi. Sidik geldi her. Yok yok gelmez. Su serttim ya. Onun yaslığı geldi diye şeytanın o vesvesesini def edeceksin. Elhamdülillah çıkınca sağ ayakla çıkacaksın. Elhamdülillahillezî ezhebe annî mâ yu'zînî. Bana zarar vereni benden def etti. Ve ebkâ men yenfe'ûnî. Bana fayda vereni bende alıkoydu diye Allah'a şükredeceksin. Nimet. Çişini yapmak, kakasını yapmak nimet. Yapamazsan ölüm var biliyorsunuz. Onun için bak, nimetin bedeli elhamdülillah. Bana zarar vereni def etti.
fayda vermeyip bana bendalık koydu. Hamd olsun Allah'a. Ondan sonra doğru abdese. Evet. Efendim 40 adım yürü. Bu ayrı bir ihtiyat tedbiridir. Zamanın varsa dolaşacaksın ki şeytanın vesvesesine yer koyma. Yoksa işte dediğim gibi yaptın doğru namaza. Suda serptin mi? Bu serinlik sudan, benim serptiğim sudan deyip vesveseyi atacaksın. Böylece abdest böyle. Öyle diyor Cebrail Aleyhisselam. Geldi diyor, abdest aldığın zaman abdest suyundan elbisene de böyle şey et. Üstüne parmaklarını silkerek su damlaları gönder kardeşim diyor. Efendimiz'i böyle yapmış. Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, evet. Cenab-ı Hak cümlemizi güzel peygamberimizin bu nurlu sözlerini belleyen, tatbik eden ve Efendimizin başkasını da öğreten ve Efendimizin benim sözümü duyan, belleyen, tatbik eden, başkasına öğretenin Allah iki canlı yüzünü ak çıkardığı kul, kimseler eyle dediği duasına mazhar olanlardan eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illa hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife me'al besmele-i şerife. Elhamdülillah üçer salavat-ı şerife anlamaz. Birer elem neşrah leke-i şerif me'al besmele-i şerife. Elem neşrah leke-i şerif. On üçer ihlas-ı şerif me'al besmele-i şerife. Bismillah. Fatiha-i şerife me'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيد الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي العلي الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي نمازımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celili ayat-ı Kur'an kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el ashab etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah-ı kudsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminat, rahmetullahi aleyhim ecmain ervahine, hasaten
eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, Büşah Efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, ayrıca göçmüşlerimizin ervahına başladık. Vasıl eyle cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardayla makamlarını âli derecen yüksek eyle. Taksiratlarımızı affeyle, seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle, içinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya Rabbi, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle. Ya İlahel Alemin, Ya Ehremen Rahimin, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Kafirlerin, zalimlerin, münafıkların Müslümanlık arasını bozmak üzere soktukları hileleri kendilerine çevir ya Rab. Müslümanları affeyle, merhametinle, lütfunla, kereminle muamele tabi eyle. Kafirleri de zelil eyle ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة